down, down and down. You gotta be loyal, you gotta be down, not out in the power. When time comes around, so does karma, and it's got you on its mouth just to warn you. Arkadaşlar Emre Garaj'dan herkese merhaba. Bugün 2013 model BMW F10 aracımıza MyWay marka Android 11 işletim sistemine sahip multimedya montajı yaptık. Cihazımız aracımızda tam uyumlu. Montaj yapılırken elektronik veya plastik aksama kesinlikle müdahale etmiyoruz. Orijinal soketlerine birebir montaj yapılıyor. Müşterilerimizin en çok merak ettiği konulardan biri arabanın orijinal menüsü. Bu cihazı taktıktan sonra arabanın orijinal menüsünde yine kullanmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi CD multimedya bölümü, radyo, telefon, ofis, BMW hizmetleri, araç bilgileri, ayarlar hepsi sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Bizim cihazımıza geçmek istersek de joystick üzerindeki menü tuşuna bir iki saniye basılı tutmamız yeterli. İstersek ekrana bir defa dokunabiliriz, yine bizim Android menümüze geçiş yapacak. Cihazımızda aynı zamanda CarPlay özelliği var. Telefonumuzun eğer telefonumuz iPhone'sa CarPlay'den tek yapmamız gereken arkadaşlar telefonumuzun ayarına girip Bluetooth eşleştirmesini yapmak. Daha sonrasında telefonumuzu bırakabiliriz. Uygulamalar bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Burada Z-Link uygulamamız var. Buna tıkladığımız zaman CarPlay'imiz aktif bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir kablo bağlantısına gerek yok. CarPlay de haritalarımızı aktarıyor telefonumuz üzerindeki. Geçmiş adreslerimizi ve kayıtlı adreslerimizi görebiliyoruz. Müziklerimizi aktarıyor. Direkt telefon aramalarımızı, son aramalar, kişiler, rehber, klavye bunlara göre görüntüleyebiliyoruz ve arama yapabiliyoruz. Gelen aramaları da cevaplayabiliyoruz. Mesajlar bölümümüz var. Yeni gelen mesajları Siri bize sesli bir şekilde okuyor. İstersek karşı tarafa sesli konuşarak Siri üzerinden de mesaj yazabiliyoruz arkadaşlar. Ayarlar bölümünden CarPlay ile alakalı araç ayarlarımızı kontrol edebiliriz. Eğer arabanın, daha doğrusu Android teybimizin Android menüsüne geçmek istersek sol alt köşede araba tuşumuz var. Buna tıkladığımız zaman da Android menüye geçiş yapabiliyoruz. Tekrar Z-Link'e tıklayıp CarPlay'e hızlı bir şekilde geçiş yapabiliriz. Bir sonraki menümüzde de arkadaşlar Google haritalar ve Yandex'imiz var. Bunlar da normal telefonumuzdaki Google haritalar ve Yandex sağlıklı bir şekilde çalışıyor. WhatsApp'ı da kullanabiliriz. Müşterilerin merak ettiği konulardan biri de WhatsApp'tan gelen konuma teyp üzerinden gidebiliyor muyuz? Evet arkadaşlar, telefonu cebimizden çıkarmamıza gerek yok. Konu gelen konuma direkt teyp üzerinden gidebilirsiniz. Gelen mesajları da yine Siri bize sesli bir şekilde okuyor. İstersek karşı tarafa Siri üzerinden sesli mesajla yazabiliyoruz. CarPlay'imizin kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Geri vites kamerasına geçiş yapmak için vitesimizi R'ye takmamız yeterli. Arabamızın orijinal geri görüş kamerasını destekliyor. Tabi bunun için öncelikli bir ayar yapmamız gerekiyor. Şu an dışarıdan takılan geri görüş kamerasına geçti. Onu da hemen ayarını yapalım arkadaşlar. Hazır geçiş yapmışken onu da göstereyim size. Ayarlar bölümüne giriyoruz. Kamera seçimine tıkladık. OM kameraya tıklıyoruz arkadaşlar. Artık arabanın orijinal kamerası sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Park sensör görüntülerimizi veriyor. Direksiyonu çevirdiğimiz yöne doğru gideceğimiz yönü tayin ediyor, yayı gösteriyor. Tekrar çıkmak için de geri testten çıktığımız zaman back tuşuyla da ana menüye dönüş yapabiliyoruz arkadaşlar. Aracımızın orijinal menüsünde de kameramız sağlıklı çalışıyor. Onu da test edelim. Araba bölümüne geldik. Tekrar geri vitese taktık. Görmüş olduğunuz gibi yine park sensörümüz aktif bir şekilde çalışıyor. Android menüde arkadaşlar navigasyonumuz var. Cihazımızda iki ayrı navigasyon var. Birincisi şu an açmış olduğum internette kullanılan Yandex. Bunun kullanımı çok basit. Arama bölümüne tıklıyorum. Normal cep telefonumuzdaki gibi gideceğimiz yerin adını veya adresini yazıyoruz. Cihaz bizi istediğimiz yere sesli ve görsel olarak götürüyor. Çıkmak istersek de geri tuşuna bir defa basmamız yeterli. İletişim bölümümüz var. Burada Bluetooth eşleştirmesi yapabiliyoruz. Android Auto ve CarPlay özelliği var demiştik. Zaten en başta gösterdik. Bunları kablosuz bağlayabiliriz. Eğer bunları kullanmak istemiyorsak sadece Bluetooth eşleştirmesi yapıp telefon görüşmelerimizle arabaya aktarabiliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki menümüzde müzik bölümümüz var. Cihazımızın 64 GB hafızası var. Bu arada cihazımız 4 GB RAM, 64 GB hafızaya sahip. Ses kalitemiz gayet iyi. Arabanın orijinal ses sistemini kullandığımız için ses kalitemizde herhangi bir değişiklik olmuyor. Yine joystick üzerinden ileri geri parça atlatabiliriz. Ekran üzerinden parça atlatabiliyoruz. Sardırma yapabiliyoruz arkadaşlar.
Arabamızda eğer orijinal USB girişi varsa çalışmaya devam ediyor. Bunun haricinde Torpedo'da iki ayrı USB girişi çekiyoruz. Bunlar üzerinden de flash disk, hard disk bağlayıp cihaz üzerinde müzik ve video oynatabiliyoruz. Kopyala yapıştır yöntemiyle bunların içindeki müzik ve videoları cihaza da taşıyabiliriz arkadaşlar. Bir sonraki menümüz video. Cihazımızın 1920x820 HD çözünürlüğü var. 4K videoları da destekliyor. Ayrıca QLED ekran gün ışığında ve akşam gayet net görüntü alabiliyoruz. Şu an görmüş olduğunuz gibi. Yine burada da dokunmatik üzerinden parça sardırma, ileri geri parça atlatma veyahut da joystick yardımıyla görmüş olduğunuz gibi parçalar üzerinde geçiş, sardırma, bunların hepsini sağlıklı bir şekilde kullanabiliyoruz. Tekrar geri geldim. Bir sonraki menümüz arkadaşlar araba bilgisi. Bu arabanın orijinal menüsüne geçiş yapıyor. Dashboard'umuz var. Burada aracımızın sağ tarafta devir saatini gösteriyor. Sol tarafta da eğer seyir halindeyse kilometre hızını görebiliyoruz. Bakın şu an gaza basıyorum. Devir saatimiz aktif bir şekilde çalışıyor. Bunda 7 ayrı renk seçeneği var. Göz zevkimize göre bu renklerden herhangi birini seçebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu cihazımızın ana menüsü, yani sık kullanılan uygulamalar burada. Bir de sağ tarafa çektiğimiz zaman burada tüm uygulamaların olduğu menümüz var. Onun için de sol alt köşede apps'a girdik, uygulamaların olduğu bir yere. Burada kullanılan uygulamalarda genelde internet bağlantısı gerekiyor. Ayarlar bölümünden internet bağlantısını yapmamız lazım. Abi internete girdik arkadaşlar. Kablosu etkinleştiriyoruz. Cihazımız ağrımaya başlıyor. Bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacaksak üzerine bir defa tıklıyoruz. Şifremizi giriyoruz. Cihazımız internete bağlanmış oluyor. İnternete bağlandıktan sonra da arkadaşlar uygulamalar bölümünde Play Store'dan uygulama indirebiliriz. Buradaki uygulamalar haricinde Spotify, Fizi, TV bu tarz uygulamalar olabilir. Google haritaları kullanabiliyoruz. Google Chrome'da gezinti yapabiliriz arkadaşlar. Ayrıca Netflix'imiz var. Netflix'ten televizyon seyredebiliriz. Canlı mobil TV uygulamamız var. Yine buradan TV seyredebiliyoruz. Yandex navigasyon, YouTube. Bunların hepsi sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Arkadaşlar cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Siz de aracınızda bu tarz multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka Emre Garaj ile iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini emregaraj.com sitesinden ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler diliyorum.